Giderlere dayanak oluşturan belgeler ve gider formları. Kabul edilen belgeler. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili diğer kanunlarda belirtilen belgeler kabul edilir. Bu belgeler, fatura, ücret bordrosu, SGK aylık prim ve hizmet belgesi, müstahsil makbuzu, fatura yerine geçen diğer belgeler, muhtasar beyanname, gider pusulası ve benzeri ödeme belgeleridir. Belgelerin düzenlenme tarihi. Harcama ve gider belgelerinin düzenlenme tarihinin destek süresi içinde olması esastır. Ancak şu durumlarda istisna uygulanır. Yurt dışından alınan alet, teçhizat, yazılım ve malzeme giderlerine ilişkin düzenlenen belge, proje destek başlangıç tarihinden en fazla 3 ay öncesine kadar olabilir. Son dönem yeminli mali müşavir değerlendirme ve tasdik ücretine ait belge tarihi, proje destek bitiş tarihinden sonra olabilir. Bu durumda söz konusu belge, YMM rapor tarihine kadar düzenlenmelidir. Belgelerin ödeme tarihi. Ödemelerin en geç, AGY 500'ün düzenlendiği tarihe kadar gerçekleştirilmiş olması gerekir. Çek veya senete ait ödemenin, AGY 500'ün düzenlendiği tarihe kadar yapılmış olması gerekir. Personele ait ücret ödemelerinin kısmi olarak yapılması durumunda, personel giderleri desteklenmez. Diğer harcama ve giderlere ait ödemenin kısmi olarak yapılması durumunda, sadece kısmi ödemenin KDV'siz tutarı desteklenir. Net ücret ödemesi banka aracılığıyla yapılmayan personelin, ilgili aya isabet eden personel maliyeti desteklenmez. Vergi ve SGK ödemeleri yapılmayan aylara ait personel giderleri desteklenmez. Gider formları ve belgelerin onaylanması. Mali raporda harcama ve gider belgelerinin fatura, gider pusulası ve benzeri ya aslı ya da aslı gibidir onaylı kopyası bulunmalıdır. Aslı gibidir onayını kuruluş yetkilisi yapar. Mali rapor içindeki gider formları kuruluş kaşesiyle kaşelenip kuruluş yetkilisi tarafından imzalanır. Ayrıca bu formlar yeminli mali müşavir tarafından da mühürlenip imzalanarak tasdik edilir. Döviz cinsinden alımların beyanı. Döviz cinsinden alımlar için ödemenin yapıldığı bankanın ödeme tarihindeki döviz satış kuru esas alınır. İthal alımların beyanında istenen belgeler. İthal alımların beyanında bulunması zorunlu belgeler şunlardır. Ticari fatura, faturada belirtilen döviz tutarının transferine ait banka transfer dekontu, gümrük giriş beyannamesi ve ithal malın gümrükten çekildiğini gösteren gümrük makbuzu, ithal alımların beyanında bulunması zorunlu belgelerdendir. Gümrük giriş beyannamesinin tarihi, proje bitiş tarihinden sonra olamaz. İthal alımlarda desteklenen ve desteklenmeyen maliyetler. İthal alımlarda desteklenen maliyetler şunlardır. Mal bedeli, alıma ait gümrük vergisi, özel tüketim vergisi, gümrük müşavirlik hizmet giderleri, muhabir banka komisyon giderleri, vadeli ithal alımlarda kaynak kullanımı destekleme fonu, KKDF, sigorta, navlun, ordino, nakliye, harç, ambar gibi giderler. Desteklenmeyen maliyetlerse, gümrük aşamasında ithalde ödenen katma değer vergisi, gümrük vergisine ilişkin makbuzda yer alan KDV, diğer belgelerde yer alan KDV giderleridir. Serbest bölge firmaları için belgelendirme ve ödeme. Projesini serbest bölgede gerçekleştiren firmaların ithal alımlarında gereken belgeler şunlardır. Ticari fatura, faturada belirtilen döviz tutarının ödemesine ait banka transfer dekontu, gümrük giriş beyannamesi veya serbest bölge müdürlüğü onaylı serbest bölge işlem formu. Serbest bölge içinden alınan mal ve hizmetlerde
ilgili faturaların Serbest Bölge Müdürlüğü'ne onaylatılması gerekir. Gümrük giriş beyannamesinin tarihi, proje bitiş tarihinden sonra olamaz. Gider formlarında KDV'nin gösterilmesi. Tutarlar gider formlarına katma değer vergisi hariç KDV'siz ve katma değer vergisi dahil KDV'li olarak ayrı ayrı yazılır. KDV dahil düzenlenen faturalarda, KDV iç yüzde oranı ile hesaplanarak gider formlarına KDV'li ve KDV'siz olarak aktarılır. Mal ve hizmetin KDV'den muaf veya istisna olması durumunda, gider formundaki ödenen tutar sütununa KDV'siz tutar yazılır. Mali raporda beyan edilmeyen harcama ve giderler sonraki dönemlerde sunulabilir.